أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. أيوة. Kızım ağzına sağlık. Allah razı olsun. Şimdi sen okurken düşüncelere dalıyoruz tabii ki. Bizi şu an izleyenler de muhtemelen ne kadar güzel okuyor diye düşündüler. Nazar ettiler belki. Şu soruyu sormak geliyor içimden. Bu işin sırrı ne? Ya bu kadar güzel okumak için ne yapmak lazım? Üstadım öncelikle okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza, İslam alemine, yaşadığımız şu ana tesirini Rabbimiz inşallah halk etsin. Amin. Anlamını irdeleyerek, anlayarak, okuduğumuzu anlayarak, anladığımızı tatbik ederek inşallah hayatımızı uygulayalım. Amin. Ve bize şifa olsun inşallah. Amin.
Kur'an aynı zamanda şifadır. Sorunuza gelince ben şahsım adına Kur'an-ı Kerim'i okurken sanki Peygamber Efendimiz bu ortamdaymış, Kur'an nazil olmuş ve sahabelerinden birisine bir Kur'an okumasını istemiş, söylemiş. O duygularla okumaya gayret ediyorum. Zaten Allah kelamı olması hasebiyle en güzelini okumaya gayret ediyoruz. Hem makamsal olarak, hem manasına uygun olarak, evet, işte duygumuzu katarak, ruhumuzu katarak bu şekilde okumaya gayret ettiğimizde hem karşı tarafa da bu duygu geçiyor diye düşünüyorum yani bu şekilde. Eyvallah. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Gönlüne bereket, ömrüne bereket. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Efendim bu hafta çok değerli arkadaşım, dostum Furkan Tıraşçı, ki onu tanıyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten. Özellikle Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ezan salalarıyla tanıyoruz. Kocatepe Camii'nin müezzini. Kocatepe Camii ki ülkemizde en bilinen cami, evet, yerinden bir tanesi. Evet. Şuradan da şöyle bir soru sormak isterim. Kocatepe Camii gibi bu kadar bilinen bir camide görev yapıyor olmanın bir kere hangi duygular barındırıyor sizde? İkincisi halkın tepkileri nasıl? Nasıl bir cemaatiniz var sizin? Bizim tabii camimizin bu kadar hacimli olması, biliniyor olması, sembolik bir cami olması öncelikle Rabbimize çok büyük şükür sebebi orada görev yaptığımız için. Cemaatimiz her daim mevcut. Yani sabahından yatsısına kadar bütün vakitlerde cemaatimiz var elhamdülillah. Tabii çok büyük sorumluluğu var. Aynı zamanda merkezi sistem de bu camide olması hasebiyle okuduğumuz ezanların bütün camilere gittiğinden dolayı en iyisini vermeye, en güzelini okumaya, hata yapmamaya, makamlara özen göstermeye. Çünkü bu bir kurtuluşa çağrı, bir davet. Evet. Sokağa yansıyan İslami argümanlardan, nadir olanlardan birisi. Doğru. Yani bir yabancı, bir turist dışarıda gezdiği zaman sadece ezan sesine kulak verebiliyor, duyabiliyor. Evet. Caminin içerisine girmediği sürece ya da özel olarak bir Kur'an-ı Kerim dinlemediği sürece Kur'an duyamıyor. Ama ezanı günde 5 vakit, yaklaşık yarım saat biz bir davet yapıyoruz. Doğru. Bu da çok büyük bir bizim için lütuf. Rabbimiz hamdü senalar olsun, bizleri ayırmasın ezan okumaktan, Kur'an okumaktan. Ama dediğim gibi büyük de sorumluluğu var. Evet. Rabbimiz layıkıyla yapmayı. Ankara'da duyduğumuz ezan sesleri bir kısmı, evet, sizin sesinizden. Yani hangileri daha çok? %99 camilere bizim sesimiz gidiyor. Değil mi? İlçelere gidiyor mu? Yani merkezi ilçelerin hepsine gidiyor. Hepsine gidiyor. Ne güzel. Yani yaklaşık 50-60 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Evet, maşallah. Ne güzel. Ne güzel bir nimet. Amin inşallah. Peki bu Kur'an yolculuğunda, mihrap yolculuğunda, ki o yolculuk bitmeyen bir yolculuk. Tabii. Bence. Bu tarafa iten etkenler neydi? Şimdi üstadım, özellikle bizim tabii atalarımız 200 yıldır mihraplarda. Bizim bildiğimiz tarih bu. Onlardan gelen bir silsile var, bir duyum var, bir aşk, şevk var. Ben küçüklüğümden beri hep işte amcalarımızın camilerinde hep giderdik. Müezzinlikte otururduk, işte dinlerdik. Ucundan müezzinlik yapmaya başlardık, işte tesbihatlar. İşte biraz daha yaşımız büyüdü mü işte ezan okuma, namaz kıldırma vesaire. Hep bu şeyin içerisindeydik, caminin içerisindeydik. Cami musikisiyle de hep haşır neşirdik. Rabbimizin tabii bize verdiği bir lütuf bu. Bunu da ses nimetiyle birleştirince, evet, bu serüven böyle devam ediyor yani. Maşallah, maşallah. Tabii herkese de nasip olmuyor. Şimdi güzel sesli olan insanlar var ama tabii o güzel seslerini çok farklı noktalarda kullanıyorlar. Tabii, tabii. Allah böyle bir işle de memur kılmış sizi. Hamdolsun. Ne hamdolsun. Güzel. O zaman bu sesten bir kaside dinlesek olur mu? İnşallah, inşallah. Yaman Dede'ye ait, sizin de malumunuz, Müslüman olduktan sonra yazdığı, o aşkla yazdığı bir kaside var. Evet. Ben de bestelemiştim onu.
Küçük öyle, yaşlarda. Öyle mi? Evet, gönül evet. Huğun oldu şevkinden. İnşallah onu icra edelim. İnşallah buyurunuz. Meded ya gülü gülzar gülistan. Meded ya Erhamer Rahimin. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnaket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen ruhuma sen. Muazzam bir sehasın sen. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnaken ki yandım ya Resulallah. Eyvallah, eyvallah. Ne güzel sözler, ne güzel ses. Kesinlikle. Allah razı olsun. Bu da çok özel bir alan. Kaside evet. Okuyabilmek. Benim evet. Çok becerikli olmadığım bir alan. Hep gıptayla bakarım size. O yüzden çok da hoşuma gider. Yani cami içerisinde görev yapan kardeşlerimiz Mevlid-i Şerif, işte ilahiler, cami musikisine ait neler varsa okuduğunda bu otomatikman biraz da merak ve ilgi varsa kaside formatı da yerleşebiliyor evet. İnsanın. Peki özel birinden meşk yaptık mı? Yani şöyle, ben Eskişehirliyim. Eskişehir'de kıymetli hocalarımız var. Hı hı. Özellikle Eskişehir'de mevlit ve kaside noktasında yıllarca hizmet vermiş, televizyonlarda hizmet vermiş, Eskişehir'in adını duyurmuş Hamdi Aydın hocam var. Hı hı. Aynı zamanda babamla beraber de onlar meşk etmişler. Hı. Tabii aileden gelen bir meşk altyapımız var ama ben Hamdi Aydın hocamdan hem ezan noktasında, mevlid kaside noktasında ve de tabii rahmetli İsmail Coşar hocamın birçok kasidelerini, mevlidlerini dinlediğim için uzun yıllar bu bizde yer etmiş. Mesaidaşta oldunuz sonuçta. Evet olduk hamdolsun. İşte bu saydığım isimlerle ve de ben Türkiye'mizin yetiştirdiği çok kıymetli kaside hanlar var. Çok dinlerim. Onlardan evet. Bir şeyler kapmaya çalışırım. Hı hı. Çok antrenman yaparım bu noktada. Bu tabii yıllar içerisinde olabilecek bir şey. Bugünden yarına değil olmaz ki. Malum. Bu şekilde bir serüven oldu. Ne güzel. O yolda devam ediyoruz. Yani. Genç yaşta hani bu kültürü bir anlamda
bizim kendi kadim kültürümüz kesinlikle taşıyor olmanız çok değerli diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Bir yandan da besteler yapıyoruz. Yani sizin kadar olmasa da kendi çapımızda diyelim, kendi uhdemizde bazen işte aklımıza gelen nameler oluyor, onları karalıyoruz, sözler oluyor. Ufak tefek de olsa en azından bu yolda da bir şeyler, bir eserler bırakalım gayreti içindeyim. Yoksa çok profesyonel anlamda olan şeyler değil. Estağfurullah. Yani. Ben şöyle de bakıyorum olaya. Mesela bir bize sunulmaya çalışılan belli dönemlerde özellikle bir imam figürü var. Camiye girip çıkan bir adam figürü var. Ya da cami deyince o yapıdaki kişiyi bize sundular genelde. Maalesef. Şimdi pırıl pırılsınız maşallah. Sizin gibi çok arkadaşlarımız, dostlarımız, abiler, kardeşler de var. Ve onların bu özellikleriyle öne çıkması bence çok değerli diye yani düşünüyorum. Yani benim bunu yapmamdaki amaçlardan bir tanesi çağımız tüketim çağı ve özellikle genç nesil işte 15'inden tutun artık bunu 25-35'e kadar belki çekersiniz. Bunlar ne dinliyorlar? Allah ile irtibatları ne? Peygamber ile irtibatları ne? Din ile irtibatları ne? Evet. Onları buluşturabilecek bir kanal ne olabilir? Şu anda bu en büyük kanallardan birisi musiki, müzik. Evet. Dünyada bu gerçek. Sosyal medya. İşte bu yazdığımız sözlerle, sizin de okuduğunuz eserlerle, yani gençlerimizi işte metroda giderken, yolda giderken o taktıkları kulaklıklarında ne dinliyorlar? Evet. Yabancı müzik ağırlıklı dinliyorlar. Belki sözlerini bilmiyorlar. Ama işte o kulaklığın içerisine biz girebilir miyiz? İşte Allah diyen ezgimizle, Resulullah diyen ilahimizle girebilir miyiz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Yoksa başka bir gayemiz yok. Eyvallah. Yani çünkü oradan duyacakları belki bir name, bir söz insanı etkileyebilir. Tabii. Onlar da başkasını etkileyebilir. Bu da bir din hizmeti olarak kesinlikle saydığımız için dediğiniz şekilde sadece cami içerisine sıkışmış, kalmış, o mahallenin, o bölgenin, o sitenin, o ilçenin hatta din görevlisi, din adamı ya da tebliğcisi olamıyorsak burada oturup düşünmemiz lazım. O zaman o bestelerden bir tanesini dillendirsek olur mu? Beraber. Olur. Sizin de bildiğiniz bir Nihavend eserimiz var. Ben Hak de yarattı elimden geldiğince alemi eşlik etmeye çalışacağım. Tamam inşallah. Beraber bir meşk edelim. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'i, ayı günü yarattı şevkine Muhammed'i. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler, zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in, ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in, ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem,
okundu hatmi kelam. Şanına Muhammed'im hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler, zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler, zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem, okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Elinize sağlık, Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel. Ne kadar oldu bu besteyi yapalım? Üstadım, bu besteyi 2015'te yaptık. Üç eserlik bir albüm şeklinde piyasaya sunduk. Kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın, bizi dinleme lütfunda bulunan herkesin istifadesine sunduk. YouTube'da var. YouTube'da var. YouTube'da var. Klibi de var. Bir klip de çektik. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönlüne bereket. Allah razı olsun. Senin de eline sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elimizden döndüğünce. Tabii programlar da oluyor bir yandan. Oluyor. Hem şehir içi. Oluyor. Hem şehir içi hem ülke. Evet, dışı. Zaman zaman oluyor. Orada da icra ediyoruz. Gerek işte böyle akustik olarak, gerek ekibimizle. İşte ilahiler, kasideler, birkaç araya kendi eserlerimiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ne güzel. Şunu da merak ediyorum. Şimdi hem imamlık sürecinde hem konser sürecinde, özellikle yurt dışında, böyle özellikle de kalbi böyle İslam'a ısınmaya çalışan, böyle arayışta olan insanlar hiç diyalog gelişti mi? Yaşanan anılar var mı? Yani şöyle var, burada bir anımız var. Gene bir Ramazan evveliydi. Ramazan ayı içerisinde de sirayet etti. Bir kardeşimiz geldi. Mehmet adında, eşinin Müslüman olmak istediğini, İsveçli olduğunu, burada tanıştıklarını. Tabii biz onlarla önce bir camide bir bilgilendirme yaptık. Camiyi gezdik, anlattık İslam'ı biraz. Daha sonra ben evime davet ettim onu Ramazan ayı içerisinde. Hatta Mehmet Bey'in kayınpederi de geldi. O da aslında böyle kalbi araştırmaları varmış. Kalbi İslam'a inşallah mutmain olacak şekilde bir durumu vardı. Evimizde davetimize icabet ettiler. Bir iftar yaptık. Orada iyice perçinleşti ve eşi Müslüman oldu. Burada il müftülüğümüzde onların töreni yapıldı. Daha sonra döndüler. Ben tabii irtibatı kesmedim. Hala görüşüyorum. Evet. Evlatları oldu. İşte bizde de selam iletin görüştüğümüzde. Baş üstüne. Hala anarlar, hala söylerler. İşte babasının da inşallah bu yolda olduğunu, babası da aslında İsveç'te önemli birisi, öğretmen. Yani bizim tabii okuduğumuz ezan noktasında, Kur'an noktasında biz onlara onu da icra ettik. Oradan da bir etkileşim oldu. Çok da memnun olduk, çok seviniyoruz. Allah sayılarını arttırsın. O Mehmet kardeşimiz de bunda çok büyük emeği var. Onu belli bir merhaleye zaten taşımış, anlatmış. Buna benzer birçok şeyimiz var, anılar var. Aklıma gelen buydu. Bunu paylaşmak istedim. Çok değerli. Allah inşallah daim etsin. Amin, amin. Ya o sesten, tınılardan etkilenerek, oradaki Allah lafzından etkilenerek kesinlikle insanlar kalbine bir yol açılıyor. Tabii şu oluyor. O arayışta olan insanları Allah bir şekilde bulduruyor. Tabii, tabii. Aslında o arayışı da bitirmemek lazım. Hani biz Müslümanız elhamdülillah ama ölünceye kadar. Evet, o arama süreci. Kesinlikle. O yeni Müslüman olan, Müslüman olmak üzere olan insanların böyle
Gözlerinde böyle heyecan, bir heyecan ışıltı. Oluyor, evet. Işıltı oluyor, bir duygusallık oluyor. Aslında biz o duygusallığı niye yaşamıyorsak? İşte onu diri tutmak için belki de Cenab-ı Allah'ın hikmeti günde 5 sefer ezanlar. Değil mi? Sürekli davet, sürekli davet. Hani sabahleyin bir kere okunup bu size günün daveti de denilebilirdi. Evet. Ama her gün 5 kere ayrı makamda, ayrı tınılarda. Evet. Biz aslında her okuduğumuz ezanı aslında kendimize de bir davet olarak addediyoruz. Kendimiz o daveti kabul edelim ki insanlara da onu yayalım. Dediğim gibi insanlar belki duyuyor bir nameden etkileniyor. Belki bir ezan namesine, belki bir ezgiden. Evet. Bu süreci kesinlikle bitirmemek lazım. Sürekli bir arayış içinde de olmak lazım. Hı hı. Daha farklı neler yapabiliriz? Çünkü insanlar İslam'a girdiği kadar İslam'dan çıkan, maalesef İslam'dan uzaklaşan bir kesim de olabilir, var. Hem İslam tabii. ülkelerinde hem yabancı ülkelerde. Hı hı. Kesinlikle pes etmemek lazım. Kesinlikle. Yaşayışımızı da tabii, düzeltmemiz tabii. lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam malumunuz davasından vazgeçmedi. 6 senede topu topu 40 kişi iman etti. Evet. Yani hangimiz 6 sene dayanırız da 40 kişiyle bu yola devam ederiz? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem diyen bir peygamberin ümmetiysek, buna iman ettiysek biz de işte sazımızla, sözümüzle neyse argümanımızla... Kimin neye gücü yetiyoruz? Tabii neyse onu devam ettirmemiz lazım üstadım. Evet, evet. Bir soru daha soracağım, sonra eser yapalım inşallah. Eyvallah. Niye 5 vakitteki ezan farklı makamlarda okunuyor? Yani şöyle üstadım, her vaktin kendine mahsus bir duygu barındırdığını biz biliyoruz. Yani sabahleyin okunan sabah makamı, işte orada malum bir durağanlık var. İnsanlar uyku halinde. İnsanları hem böyle çok yormadan, çok böyle tabiri caizse yatağından fırlatmadan ama hı-hı. kalbinin içine girerek o sabah makamının hüznünü, duygusunu yani bizim atalarımız bunu belki binlerce çalışmadan sonra bu metodolojiyi evet, haline doğru. soktular. Bu forma soktular. O da müthiş bir şey. İşte kesinlikle. Öğlenin uşak olması, işte uşak aşıklar makamı. Yani böyle bir öğlenin hareketlerinde bir hı-hı. Bir canlılık, bir canlı bir makam. İşte ikindinin rast olması, makamların anası dediğimiz, hı hı. tam günün ortasında bütün işinizi bırakın, o namazı eda edin. Akşamın o telaşeli segah makamı, böyle sanki böyle bir evet. Koşturma gibi, işte iftar ezanlarında şimdi hı hı hı. O segah makamını daha çok anlıyoruz. Yatsının da bir hüzzamı, hicazı, hicaz acziyet, makamı. Acziyet değil mi? Acziyet, o böyle artık günün sona gelişi. Böyle bir, onda da gene bir mahzunluk, bir hüzünlük var. Evet. Bunu düşünerek bu makamlar ortaya çıkmıştır. Biz de ona göre icra etmeye çalışıyoruz. Ağzımızın, Allah dilimizin döndüğünce. Allah razı olsun. Çok özel. Yani hem bizim kültürümüz çok özel, hem sizin gibi okuyucuların bu işi güzel icra ediyor olması özel. Peygamber Efendimiz'den bahsettik. Herhalde 20-30 yıldır en çok bilinen eserlerden birisi. Sevdim seni mabuduma. Evet, evet. Beraber seslendirelim. Beraber seslendirelim, buyurun. Hayran diye sevdim.
evladı yelden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evladı yelden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Selamımı, tazimimi arz eyle Resulü Sekaleyne. Kurbanın olan Şah-ı Rusul, kovma kapından. Kurbanın olan Şah-ı Rusul, kovma kapından. Didarına müştak olu Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olu Yezidan diye sevdim. Eyvallah usta. Ne güzel oldu ya. Ellerine sağlık. Eyvallah. Gerçekten Allah razı olsun. Kasideye ne güzel gitti. İşte aklıma geldi. O duygu içerisinde ey Bağdı Sabah uğrarsa yolun semti harameyne selamımı arz eyle Resulü Sakaleyne. Bu da muhteşem bir naattır, kasidedir. Kesinlikle. Bunu duyup da etkilenmemek, işte bazen duyuyoruz, işte oralara ne gerek var gitmeye, şöyleydi böyle biliyorsunuz. Ama gidip de o ezanı duyduğunda, Resulullah'ın ravzasını oraya vardığında en çok ağlayanlar değil o mi? İnsanlar oluyor. Doğru, doğru. Allah hepimizin kalbine o aşkı nasip etsin inşallah. İnşallah. Görmeyi de nasip etsin. Amin, orada. Amin inşallah. Gidememiş birisi olarak söylüyorum bunu. Rabbim en kısa zamanda bu program vesilesiyle hem dinleyenlerimizin de duasını alarak siz üstadımın inşallah en kısa zamanda oralara gerek hac vazifesiyle gerek umre vesilesiyle bir şekilde Rabbimin en karibu zamanda gitmeyi oralarda bizlere de dua etmeyi nasip etsin. Amin. İnşallah beraber gideriz. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Şimdi Ramazan ayındayız, sonundayız. Evet. Ramazan'ında. Tabii Ramazan'da nasılsın diye sorduklarında bana yani. Yani Ramazan'a erişip de ben kötüyüm, iyi değilim gibi bir ifadeyi kullanmaktan ar ediyorum kendimi. Çünkü Ramazan çok özel bir zaman. Kesinlikle. Bu zamanı Allah'ın bize eriştirmiş olması yani zaten iyi olmamız için yeterli bir neden diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve sonuna kadar geldik. Nasıl geçti Ramazan? Ramazan... Sizler daha dolu, daha evet, hareketli yaşıyorsunuz. Evet, biz Ramazan'ı gerçekten çok yoğun geçiriyoruz. Mukabelelerimiz, teravihlerimiz, çeşitli katıldığımız programlar. Yani tarif edilmez bir manevi haz var, manevi doygunluk var. Gerçekten 11 aya yayılmasını istediğimiz o hoşgörü, o insanların yardımsever tutumları, davranışları, kavgadan, gürültüden uzak durma istekleri, her açıdan neresinden bakarsanız bakın, müthiş bir eğitim ayı, Kur'an ayı, Kur'an'la hemhal olma, Peygamberimizin o mukabele geleneği Cebrail Aleyhisselam'la, yardımseverlik, İşte fitrelerimiz, fidyelerimiz, sadakalarımız, bunların hepsine totalde baktığımızda gerçekten her geceyi Kadir, her ayı Ramazan gibi yaşamak lazım. Evet.
Rabbim inşallah bu duygularla bu Ramazan ayını en üst seviyede manevi doygunlukla bitirmeyi nasip etsin. Amin, amin. Herkese tutmuş olduğu oruçlarını Rabbim inşallah herkesin kabul etsin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, teravihlerimizi, okuduğumuz hatimlerimizi, bütün herkesin bizi izleyenlerin de Rabbim kabul etsin. Herkesin mizanına koysun. Amin, amin. Şimdi belki Furkan Hoca'nın bir duasıydı. Şu an yaptığı iş. Küçüklüğünde düşündüğü bir şeydi belki. Bizim program sonuna doğru yaklaşıyoruz da programın bir geleneği var. Gelenekte şu, konuğumuz bundan 15-20 yıl önceki haline bir mesaj gönderiyor. Bir de 15-20 yıl sonraki Furkan Tıraşçı'ya bir mesaj gönderiyor. Evet. Sizden şimdi bu iki mesajı iki kişiye. Evet, zor bir mesajı soru. İstiyoruz. Zor bir soru. Yani şöyle, bundan tabii 15-20 sene önce ben göreve girdim. Rabbim inşallah şu andaki duygularımızın, hassasiyetimizin o zamanlardan gelen bir hamurumuzda, belki mayamızda olduğunu biz düşünüyorduk. Rabbimiz bugünlere bizi getirdi, bugünlerden bizi ayırmasın. Bundan 15-20 sene sonra da... İnşallah izleyeceksiniz evet, beraber. Evet. 15-20 sene sonra da tabii kayıtlarda var. İnşallah Rabbimiz sağlığımızı öncelikle daim etsin. Amin. Buradaki bütün çalışan ve izleyen kardeşlerimizle beraber. Şu çok önemli bence. Yaşıyoruz, yıllar geçiyor ama final çok önemli. Doğru. Yani... Çok güzel bir hayat yaşayıp, imanlı bir hayat yaşadığımızı düşünerek, Allah muhafaza, çok farklı yerlere kayan insanları bu dünya gördü. Evet. Bu alem gördü. Biz sırat-ı müstakimden Rabbimiz bizi ayırmasın. Bugün hangi duygudaysak, hangi imani düşüncedeysek, İslami düşüncedeysek, bundan 15-20 sene sonra da inşallah o düşünceden bizi ayırmasın Rabbimiz, hep beraber üstüne de koyalım. Hizmetlerimizle, herkesin hizmeti ölçüsü neyse, ben şunu Rabbimden niyaz ediyorum. Bütün dünyada gidebileceğimiz, erişebileceğimiz, gerek sesimizle gerek maddi olarak bir ezan okuyalım. Bir Kur'an tilaveti edelim. Tebliğimiz neye gücümüz yetiyorsa bunu sosyal medya aracılığıyla olur. Bizzat kendimiz maddi olarak giderek olur. Evet. Rabbim bu yoldan bizi ayırmasın. Ömrümüzün sonuna kadar inşallah bu yolda olalım. Hizmetimizi daim edelim, kılalım. Kur'an'dan, İslam'dan, sünnetten, Peygamberimizin hayatındaki o önemli noktaları mihenk taşı yaparak yolumuza devam edelim. Sonunda da inşallah selamete erelim. İnşallah. Bayrama erelim diyorsun. Bayrama erelim inşallah. O zaman küçük bir bayram mesajı da alalım. Ve çok özel bir ilahiyle bitirelim. Evet. Ben tüm kardeşlerimizin, bizi dinleyen seyircilerimizin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim daha nice nice Ramazan bayramlarına sevdiklerimizle, sevenlerimizle inşallah kavuşmayı, mutluluk, huzur içerisinde ailemizle beraber kavuşmayı nasip etsin. İslam alemi hakkında ve insanlık hakkında hayırlara vesile eylesin. Hepsini, herkesi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür Buyurun. Ediyoruz. Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli'nin o güzel sözlerini siz seslendirin. Ben de gitarın tellerine dokunayım. Buyurun. Noldu bu gönlüm,
derdü gamınla doldu bu gönlüm. Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram ederler yar ile şimdi. Bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Yar ile